haber geliyor bana. Böyle şey sormayasınız sakın. Şimdi haramdan kaçacaksın. İslam'ı yaşamak için birbirinizi teşvik edeceksiniz. Birbirinizi haramdan çekeceksiniz. Mesela şimdi İslam'ı yaşamak için yarışmak nasıl olur? Şöyle olur. İçkili nikah merasimlerine, yani bir düğünde, bir düğün, nikah düğün merasiminde, bir evlilik merasiminde içki içilmişse ve içki içildiği tespit edilmişse, böyle bir nikah merasimini tertipleyenlerin nikahını hiçbir Müslüman hoca efendi kıymamalı ve ittifakla söz birliği etmelidir. Yarışmalıdır bu konuda. Birbirini ikaz etmelidir. O içki içenlerin dini nikahlarını hiçbir hoca efendi kıymamalı. İttifak etmeli. Bak, İslam'ı böyle yaşamak olur. Mücadele etmek için tabii. Her arkadaş buna sımsıkı sarılmalı. Kaçamak yapmamalı. 3 kuruş, 5 kuruş alacağım diye kendisini cehenneme atmamalı. Yani atmamalı. İmkan yok. Gittiği yerde emri bil marufu yapmalı. Mesela Kur'an okumaya gittiği yerde Kur'an'ın şanına yakışmayan şeyler varsa onları emretmeli, ıslah etmeli, ondan sonra oturmalı. Değilse cehenneme girmeye ve hayatını bu şekilde harcamaya yazık etmiş olur. Söz birliği etmek lazım. İçki içilen düğünlere veya nikahlara hiçbir kanun maddesi hocayı zorlayamaz. Hiçbir kanun maddesi zorlayamaz. Zaten Diyanet Başkanlığı'nın da teşkilat kanununda var. İçki içilen yere hiçbir hoca ayağını basamaz. Görülürse vazifeden atılır. İlla meyhaneye mi gidecek ya? İçki içilen bir düğün merasimi, bir düğün salonu da meyhanedir. Ne farkı var? Meyhane orası da. Canım, ben meyhaneye mi gidiyorum? İçki içenlerin nikahını kıymaya gidiyorum. Sen kendi dinine kıymaya gidiyorsun. Yapmayın. Ve mutlaka söz birliği etmek zorundayız. Müslümanlar birbirini desteklemezse kimse Müslüman desteklemez zaten. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُ